Dedik ya, dünyanın dört bir yanından insanlar depremzedelere yardım için organize olmuş, harekete geçmiş durumdalar. Geçen de konuştuk, Singapur'da bir görüntü vardı. Gerçekten inanılmazdı. Singapurlular yardım için ayrılan merkezde uzun uzun kuyruklar oluşturmuşlar. Gönderdikleri yardım paketi orayı dolmuş, başka bir yer açmışlar. Orası dolmuş, bir yer daha açmışlardı. Böyle bir kampanya, böyle bir dayanışma var. Kuveyt'te depremzedeler için bir yardım kampanyası var ve toplanan para 67 milyon doları geçmiş durumda. Kuveyt'te toplanan para depremzedeler için. Hollanda, İtalya, Kanada, birçok ülkeden yardımlar ülkemize doğru yola çıktı. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım seferberliği devam ediyor. Kuveyt'te Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan kampanyada toplanan yardım miktarı 67 milyon dolara aştı. Kuveyt Devlet Televizyonu'nda başlatılan Kuveyt Yanınızda kampanyasına 129 bine aşkın kişi ve kuruluş bağış yaptı. Hollanda Diyanet Vakfı'nca başlatılan Türkiye için El Ele kampanyasına da 2 günde 3 milyon 321 bin 571 euro bağış yapıldı. Kanada'da başlatılan yardım kampanyaları da sürüyor. Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver başkonsolosluklarının açtığı yardım merkezlerinde insani yardım kolileri hazırlanıyor. İtalya'da öğrenciler yardım toplanmasına seferber oldu. Gönderilen 50 tonluk yardım malzemesinde jeneratör, çadır, elektrikli ısıtıcı, hijyen malzemeleri, ilaç, battaniye, kıyafet ve gıda ürünleri yer aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın nakliye araçlarına yüklediği yüksek voltajlı jeneratörler de deprem bölgesine doğru yola çıktı. Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve acil durum ekipmanlarının taşınması için bölgeye uçak gönderdi. Norveç Başbakanı yardımların devam edeceğini belirtti. Dünya depremzedeler için tek yürek oldu. Dünyada da yas var. Dışişleri Bakanlığı deprem bölgesinde 74 ülkeden 9.595 personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını açıkladı. Sahadaki ekiplere, şu andaki mevcut olan ekiplere 8 ülkeden daha personelin katılması bekleniyor. Depremzedeler için yardım teklifinde bulunan ülkelerin sayısı artıyor. Her gün yeni ekipler yola çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine ilişkin verileri güncelledi. Buna göre onlarca ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken 70'ten fazla ülkeden yaklaşık 10 bin personel arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. İlk kez bir başka ülkede arama kurtarma çalışmasına katılan Vietnamlı ekip Adıyaman'daki çalışmalara destek veriyor. Arama köpeklerinin de yardımıyla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor. ABD'den gelen 160 kişilik ekip de Adıyaman'da çalışmalara başladı. Ekip 12 köpek ve 85 tondan fazla özel ekipmanla çalışma yürütüyor. Uzman ekip üyeleri ihtiyaç duyulduğu sürece bölgede kalmaya devam edeceğini belirtiyor. Çin'de Türkiye'ye yeni bir arama kurtarma ekibi daha gönderdi. Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'na bağlı arama ekibi hazırlıkların ardından yola çıktı. 8 ülkenin daha deprem bölgesindeki çalışmalara katılması bekleniyor.